Tarafında bizim o andaki Yılmaz değil ki arkadaşımız Albayım diye bir arkadaş aradı dedi. Olay yerini terk etmeyin. Size Sikorsk helikopter göndereceğiz. Sizi oradan aldıracağız. Ancak o yardım helikopteri gelmedi. Arayan albay da zaten ismini söylememişti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu suikastine dair yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. A Haber ekipleri helikopterin düştüğü Keş Dağı'na gitti. Görgü tanıklarıyla konuştu. Yazıcıoğlu rahmetli'nin düştüğü yer kapaklar açılıp da bu da düşmüş, bu da kalmıştı. İsmail Güneş de biraz daha 500 metreye yakın bir mesafede koltuğu altına alaraktan kendini bir yani kurtarmak için bir hayli bir çaba sarf etmiş. Ardıca ağacının dibine kadar varabilmiş. Tarihler 25 Mart 2009'u gösteriyordu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu helikopter Keş Dağı civarında düştü. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişiyi taşıyan helikopter işte tam bu noktada düşmeye başladı. Helikopter ilk olarak şu an gövdesinin yarısı açıkta duran ağaca çarptı. Ardından da hemen karşımızdaki noktaya düştü. Olayı televizyondan öğrenen köylüler dağın etrafında helikopteri aramak için yola koyuldu. Uzun süren arama çalışması sonrasında köylüler enkaza ulaştı. İlk gördüğümüz manzarada uzaktan karşı taraftan baktığımızda iki tane ceset helikopterin enkazın üzerinde oturur bir vaziyette o şekilde gördük. Ve sonra arkadaşlara çağırdık. Arkadaşlarla birlikte geldik. Arkadaşların bir kısmı ateş yakmaya uğraştı. 5-6 kişi de vardık. Cesetlerin yüzünü açtım ben. O esnada başka ceset yok mu falan diye gövdenin altına baktık. Gövdenin altında elimizi dondu. Ayağımla deşmeye başladım. İki ceset daha çıktı o esnada. Enkaza ulaştıktan sonra arama çalışmalarına katılan bir köylünün telefonu çaldı. O kişi kendisini albay olarak tanıttı. Ancak kim olduğunu söylemedi. Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter düştükten 3 gün sonra ilk olarak sivil gönüllüler tarafından işte tam bu noktada bulundu. Bulunmasının ardından gönüllülere ulaşan bir kişi kendisinin albay olduğunu söyleyerek gönüllülere enkazı terk etmemelerini ve onları Sikorsky tipi bir helikopterle alacaklarını söyledi. Ancak saatler geçmesine rağmen helikopter gelmeyince vatandaşlar donmamak için bölgeden ayrılarak canlarını zor kurtardı. Ne kadar beklediniz bu telefondan Saat 5'e sonra? kadar bekledik. Ne kadar? Saat 5'e kadar bekledik. Sonra? Ve sonra arkadaşlar donuyor falan deyince o anda İçişleri Bakanı Beşir Atalay Bey vardı. Yılmaz Dilçin'in telefonla bağlantı kurdu. Arkadaşlar derhal canınızı kurtarın diye telkinde bulundu. Yani öyle bir helikopter gelme durumu olmadığını söyledi. Aynen. Olayda FETÖ parmağına işaret eden en çarpıcı noktalardan biri, olay sırasında bölgeye yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan iki F-4 tipi uçağın içerisindeki 4 pilottan birinin eski albay Ali Armağan olması. Ali Armağan FETÖ nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi ve içerisinde bulunduğu uçakların olay anındaki 4 dakikalık radar kaydı da silindi. FETÖ parmağına işaret eden bir başka çarpıcı noktaysa yaklaşık 200 metre aşağıda kara saplanan Sikorsky tipi helikopteri kurtarmak için görevlendirilen 3 kişiden biri olan Assubay Aydın Özsıcak görevini bırakıp Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü tam bu noktaya geldi ve iddiaya göre helikopterin 2 GPS'ini çaldı ve bu GPS'ler helikopter havadayken çevresindeki hava trafiğini kayıt altına alıyordu. İddiaya göre helikopterden cihaz alındığını gören köylü, "Neden alıyorsunuz?" şeklinde soru yöneltti. Cihazı alan asker, "Hatıra olarak saklayacağım." dedi ve olay yerinden uzaklaştı.